İliç'te 9 emekçi kardeşimiz 10 milyon metreküp liçli yığının altında kaldı. Bu bir toprak yığını değildir. Bu işlemden geçirilmiş, siyanürlendirilmiş bir liç yığınıdır. Peki bu liç yığınının altında kalan yalnızca 9 işçi emekçi kardeşimiz midir? Açıkçası aslında bu liç yığınının altında kalan AKP'dir. Orada siyanürle altın araması yapılıyor. Bize de bunun çok doğal olduğu söyleniyor. Ben söyleyeyim size. 2000 yılında Çekoslovakya siyanürle altın aramayı yasakladı. 2002 yılında Almanya, 2009 yılında Macaristan yasakladı. 2010 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa topraklarında siyanürle altın madenciliğinin yasaklanmasına ilişkin bir teklifi oy birliğiyle kabul etti. Demek ki 2010'da Avrupa'nın yasakladığı bir şeyi, çok daha evvel AB'nin bazı ülkelerinin yasakladığı bir konuyu Türkiye normalmiş gibi 2024'te yapıyor. Şimdi bir maden yasası getirdiniz değil mi? Bugün görüşülecekti. Niye kaldırıyorsunuz, niye geri çekiyorsunuz? Aslında tam zamanıdır. Bir maden faciası ortaya çıkmışsa, o liç yığınının altında kalmak istemiyorsa bu meclis, bu maden yasasıyla ilgili görüşünü ortaya koymalı ve düzenleme yapmalı. Niye getiremiyorsunuz biliyor musunuz? Tıpkı bugüne kadar yaptığınız gibi meseleyi daha da liberalize edeceğiniz, işçi sağlığı ve güvenliğini hiç önemsemeyeceğiniz, şirket karını da maksimize etmeyi amaçlayan bir teklif getiriyordunuz. Bunun kamuoyunda böyle bir duyarlılık yükselmişken görüşülmesinden korkuyorsunuz. Ben şimdi söyleyeyim, bunu geri çekin. Evet, geri çekin ve yerine şunu getirin. Türkiye Cumhuriyeti'nde tıpkı Avrupa'da 15 yıl evvel yapıldığı gibi siyanürlü altın aramayı yasaklıyoruz deyin. Gelin buna hep beraber oy birliğiyle geçirelim. Başka bir şey daha. Bakın arkadaşlar, ben Osmanlı iktisadı dersi verdim üniversitelerde. Osmanlı'nın son döneminde altın çıkartanlar çıkarttıkları... Buyurun Sayın Günaydın. Bunu Osmanlı ne kadar gerilemiş, ne kadar yabancı çıkarlara mahkum olmuş diyerek anlatıyorduk. Ya bir insan altınının %75'ini yabancılara verir mi? Bugün durum ne? Bugün altın madeninde çıkartılan altının %98'ini çıkartan yabancılar alıyor. Yani benim toprağımı bir daha kullanılamaz hale getiriyorlar. Bana siyanürlü bir çevre felaketi armağan ediyorlar. Ve %98'ini Marx'ın 150 yıl evvel söylediği gibi yabancı sermaye ve onun yerli çanak yalayıcıları aralarında üleşiyorlar. Gelin bir başka teklif daha getirelim. Altın madenciliğini kamusal bir hale getirelim ve Türkiye'de çıkarttığımız, elbette bilime uygun, çevre sağlığına, işçi sağlığına uygun şekilde çıkarttığımız altını kamunun yararına kullanalım. Kendi malımız olsun, yabancıların malı olmasın. Var mısınız bunu yapmaya? Yani... Bitirelim lütfen sayın. Madencilikle ilgili bugüne kadar yaptığınız işlerden vazgeçin. 39 ton altın çıkarttığınız sene 38 tonunu yabancılar almış. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Soru önergelerimize verdiğiniz yanıtlarla da zaten bunu ortaya koyuyorsunuz. Ya bu ancak bir müstemleke memleketinde olabilir. Buradan açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzurunda söylüyorum. Çıkartılan 39 ton altının 38 tonunu yabancılara vermek ancak bir müstemleke memleketinde olabilir. Buna daha ne kadar göz yumacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun altında kalacak mı? Mesele budur. Yoksa elbette o 9 kardeşimiz, hepimiz dua ediyoruz, hepimiz diliyoruz ki sağlıkla aramıza dönsünler. Evlerine emekleriyle kazandıkları parayı taşıyabilsinler. Ama meclis bir ağlama duvarı değildir. Meclis iş yapma yeridir. Ve meclis bu işi Türkiye'nin yararına yapar. Tabii dünden beri Erzincan İliç'te yaşanan doğa felaketini konuşuyoruz. Daha doğrusu yaşanan felaketi konuşuyoruz. Ama bunun bir doğa felaketi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun bir sorumlusu olmalı ama iki gündür burada hiçbir sorumluluk alan olmadığını görüyoruz. 21 yıldır bu ülkeyi bizler yönetmiyoruz. 21 yıldır bu ülkeyi muhalefet yönetmiyor. 21 yıldır bu ülkeyi AKP yönetiyor.
21 yıldır bu ülkenin dağını, taşını, toprağını, ağacını rant için talan eden AKP'dir. Bugün İliç'te yaşanan meseleye kaza diyemeyiz. Bunu gelip geçici, gerçekten oradaki koşullar nedeniyle bir ihmal sonucunda olmuş istisnai bir durum olarak değerlendiremeyiz. Bu sistematik olarak toprakları, doğayı, her şeyi ama her şeyi para olarak gören, maden sahası olarak gören anlayışın bir sonucudur. Onun için burada siyasi bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğun altını öncelikle çizmek istiyoruz. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, biz burada geçen dönemde, bu dönemde onlarca defa meclis kürsüsünde ifade ettik. Doğaya hükmetmekten vazgeçin, doğayı sömürmekten vazgeçin. Biz insanlar doğanın efendisi değil, sadece bir parçasıyız. Doğayla uyumlu yaşamak zorundayız ki bugün bize bırakılan bu doğa gelecek nesillere de bırakabilelim diye. Ama maalesef bütün bu uyarılarımızı hiçbir şekilde dikkate almayan bir zihniyetle, bir akılla karşı karşıyayız. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? 7 noktanın üzerinde 1930'ların başında 7 küsurun üzerinde deprem yaşamış Bingöl 7 su fay hattının üzerine götürüp maden sahası kuracak bir anlayışla karşı karşıyayız. Sonuç, Fırat Nehri'ne sadece 350 metre uzaklıkta siyanürlü altın arayacak kadar büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Hiçbir bilimsel veriye yaslanmayan, hiçbir etiğe yaslanmayan bir rant ve talan düzeniyle karşı karşıyayız. Ama buna ilişkin burada, bu mecliste hiçbir özür duyamadık, hiçbir af duygusu duyamadık. Sadece varsa yoksa başsağlığı. Biz tekrar ifade ediyoruz. Bu meclis başsağlığı merkezi değildir. Bu meclis geçmiş olsun merkezi değildir. Bu meclisin bir sorumluluğu var. Burada oturan her bir milletvekilinin Türkiye halklarına karşı bir sorumluluğu var. Bizim doğayı korumak gibi, insanları yaşatmak gibi, işçilerin sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Sadece burada oturup başsağlığı dilemek olamaz. Buyurun Sayın Koçyiğit. Tekrar buradan bunu hatırlatmayı bir borç biliyoruz. O nedenle bu büyük akıl tutulmasından çıkmanın zamanı gelmiştir. Bakın, dün de ifade ettik. Daha önce de Erzincan İliç'teki maden sahasında sızıntı oldu. Fırat suyuna karıştı. Bütün toplum ayağa kalktı. Önlem alın dedik. Önlem alın. Bu bir çevre felaketine gidecek. Sonuç ne oldu? Geçici bir süreyle oradaki maden sahasını kapattılar. Sonra gittiler, 16.4 milyonluk bir ceza kestiler ve yeniden o maden sahasını arttırdılar. Ama yetmedi. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yeniden ÇED olumlu raporu verildi ve maden sahasının kapasitesi 3 kat arttırıldı. Bakın, 3 kat arttırıldı. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yapmış. Demiş ki 100 dönüme yayılan 10 milyon metre küplük topraktan bahsediyoruz demiş. Bu hani ilk resmi açıklama. Siz buna hepsini 2 ile 3 ile çarpın. Aslında dehşetin boyutunu, olayın boyutunu anlamış oluruz. Şimdi İliç'teki 9 işçi deniliyor. Bize yansıyan bilgiler 9'dan fazla olduğu yönünde. Ama daha başka bir sorun var Sayın Başkan. Bu İliç'teki insanlar siyanürlü bir alanda niye çalışırlar? Çünkü yoksullar. Çünkü yoksul bırakılmışlar. Çünkü bölge özel olarak ihmal ediliyor. Yani orada ölmeseniz bile iş kazasında kanser olacağını bile bile gidip o siyanürlü sahada çalışan bir işçi gerçeği var. Ya ölecek, ya açlıktan ölecek, ya kanserden ölecek. İnsanları bu ikilemin arasında bırakmış bir gerçeklik var. Bölge illerinin hepsine bakalım. Bütün fabrikaları kapatan bir hükümet. Lütfen bitirelim lütfen. Fabrikalarını kapattınız. Tarımı desteklemek yerine ayakkabı fabrikalarını kapattınız. Bölgedeki bütün fabrikaları ya özelleştirdiniz ya kapattınız. Şimdi insanlara neyi sunuyorsunuz? Topraklarına el koyan, topraklarını maden sahası yapan ve o madende de
toprak sahibini, orada üretim yapanı ucuz iş gücü haline getiren, kölelik koşullarında ölümüne çalıştıran bir akılla karşı karşıyayız. Bunun müsebbibi kimdir? Bugünkü iktidardır. Onun için de bunun hesabı sorulmalıdır. Ben bir kez daha bütün Türkiye halklarına ve meclise çağrı yapıyorum. Bu süreci hep beraber takip edelim, sorumluları açığa çıkaralım ve bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için de bu meclis yasal düzenleme yapmalı. Halkın, işçinin, doğanın hakkını ve hukukunu korumalıdır diyorum. Genel kurulu selamlıyorum. Kaza diyoruz da aslında tabii bu bir kaza değil. Yani bu bir cinayet. Bu göz göre göre olmuş bir felakettir. Dolayısıyla bunu kaza olarak adlandırmamak lazım. Bunu konuşuyoruz. 9 işçimizin göçük altında olduğu tahmin ediliyor. Ama sayı da bilinemiyor. Hala ulaşılabilmiştir. İnşallah bir an evvel kendilerine sağ bir şekilde ulaşılır. Şimdi göçük sonrasında bu siyanür ve sülfürik asit dağları yaklaşık 800 metre kayarak Fırat Nehri'ne kadar geldi. Valinin açıklaması var. Fırat'a karışmadı diye. Tabii burada sadece sülfürik asit ve siyanür değil. 20'ye yakın zehirli atık, kimyasal zehir var içerisinde. Fakat tabii biz artık devlete itimadımız kalmadı. Devleti yönetenlere daha doğrusu itimadımız kalmadı. Burada bilimsel rapor çıkıncaya kadar burada karışıp karışmadığını bilemeyiz. Fakat bu sefer karışmasa bile yarın bir gün bunun an meselesidir Fırat'a karışması. Çünkü yani Fırat kenarının 350 metre yakınında siyanür ve efendim sülfürik asit atıklı bir havuz oluşturmak hangi akla hizmettir? Bunu nasıl vicdanla, devlet yönetimiyle bağdaştırıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi tabii burada değerli arkadaşlar, konu çok böyle bilinenin ve görünenin ötesinde bir facia var burada. Yani burada ikinci Çernobil olarak adlandırabileceğimiz bir çevre felaketiyle Allah korusun karşı karşıya olabiliriz. 9 tane ilimiz var. 3 tane ülke buradan doğrudan etkileniyor ve bu Fırat'ın üzerinde bundan sonraki kısmında 5 tane büyük barajımız var. Keban, Karakaya, Atatürk, Bilecik ve Karkamış barajları buralardan besleniyor. Böyle büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Tabii bunlara bu konularda ikazlar yapıldı ama bu ikazların hiçbirisi de maalesef kulak asılmadı. Çünkü iktidar ben bilirim anlayışıyla memleketi yönetiyor. Ve buna rağmen yani bu kadar büyük felaketin olma ihtimali çok kuvvetli olan bu yatırım için ÇED raporu düzenleniyor ve ÇED raporu onaylanıyor. Yani bir de üstelik sadece Fırat'ın üzerinde değil fay hattı ya yani Fırat'a yakın değil, fay hattının da üzerinde bu havuzlar, bu siyanür havuzları ve buna ÇED raporu verildi. Bu ÇED raporunu veren ve bakanlık onayladı ve bu bakan da Murat Kurum'du. Bugün İstanbul'u mamur edeceğim diye ortaya çıkan Murat Kurum'dur. Tabii bu felaketin baş sorumlusu Murat Kurum filandan da ziyade bütün bu kararları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bütün olanların sorumlusu, olacakların sorumlusu kendisidir. Bunu milletimiz mutlaka görecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekili Erdoğan demişken, tabii Erdoğan'ın dış politikadaki tutarsız tavırlarına bir yeni eklendi. Şimdi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ayağına gitti Sayın Cumhurbaşkanı. Hep şunu söylüyoruz. Yani dış politikanın temel kuralıdır. Dış politikada esas olan milli menfaatlerdir. Ülke çıkarları çerçevesinde dış politikanın yürütülmesi lazım. Fakat bugün Türkiye'de dış politika Sayın Erdoğan'ın anlık ruh haline göre maalesef bir hariciye politikası yönetiliyor. Tabii bu tek adam düzeni. Buyurun toparlayalım Sayın Usta. Bu tabii tek adam düzeninden kaynaklanan bir durum olsa gerek. Şimdi 15 Temmuz'un faili olarak Birleşik Arap Emirlikleri görmüştü, oraya gitti, ziyaret etti. Sisi'ye zalim demişti, katil demişti, darbeci demişti, Sisi'nin ayağına gitti. Yani bu nasıl bir şey? Şimdi hatta İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz 2019'da Binali Yıldırım'ın karşısındaki rakip olan İmamoğlu Sisi olarak efendim adlandırmıştı. Şimdi Sisi'yle dost olduklarına göre artık Murat Kurum mu Sisi oldu diye de insan sormadan edemiyor. Tabii diyecek arkadaşlar, efendim dış politikada sürekli düşmanlık veya sürekli dostluk olmaz. Ama ben burada sürekli düşmanlık dostluk elbette olmaz. Ben ülkemin ne çıkarı var ona bakarım. Sisi'yle düşmanlıkta sadece Doğu Akdeniz'e bize ne kaybettirdi? Bunun hesabını yapmak lazım. Bu hiçbir hesap bu şekilde yapılmıyor. Zannediyorum sırada şimdi Esad var. Dolayısıyla 2000 yıllık kadim bir geleneğe sahip olan Türk Devleti bugün Erdoğan'ın diplomasi bilmez, keyfi ilişkiler yüzünden rüzgardan nereye savrulduğu belli olmayan plansız ve tutarsız
Buyurun bitirelim lütfen Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Politikalarıyla maalesef yönetilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul'da bir sitenin asansöründe kediyi tekmeleyerek vahşice öldüren bir olaya şahit olduk maalesef. Tabii bu olay üzücü, bu olay ne kadar vahimse iyi hal indirimi alarak bu kişinin de efendim serbest bırakılması da aynı derecede aslında vahamet. Dolayısıyla bu kanunun caydırıcı, hayvana şiddet cezalarında caydırıcı olacak şekilde bir uygulamanın yapılması ihtiyacı olduğunda biz biliyoruz. Pardon, şimdi Rıdvan Bey uyarıyor. Sehven Erzurum, Erzincan yerine Erzurum demişim. Özür diliyorum ve düzeltiyorum. Erzincan İliç'te olan olay tabii ki. Tabii yani 24 saattir bu olayla yatıp kalkıyoruz. Hakikaten biz de şaşırdık. Şimdi dolayısıyla hayvana şiddet cezalarında daha dikkatli olmak gerekiyor. Uygulamanın da caydırıcılığı sağlayacak şekilde olması gerekir. Birkaç kısa konum daha var. Bu kadroya alınmayan taşeronlar meselesi var. Burada başından itibaren söylüyoruz. Ciddi. Buyurun bitirin lütfen. Teşekkür ederim. Bu kadro meselesinde, taşeronların kadro meselesinde ciddi adaletsizlik yapıldı, haksızlık yapıldı. Bu apaçık bir şekilde. Yani aynı kurumda çalışan, aynı işi yapan insanlardan bir tanesi mutfak üzerinden alındı diye kadro verilmedi. Diğerine kadro verildi. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla hem sözleşmelerde hem de taşeronların kadroya geçirmesindeki adaletsizliklerin bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi taşeronlar için kapsam dışında kalan yemekhane personeli, kiralık araç şoförleri, radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon, diş protez, fizyoterapist, biyolog, karayollar, yol bakım, sosyal tesis çalışanları, milli eğitim, çağrı merkezi, enerji çalışanları mutlak suretle kadroya alınmalıdır. Diğer bir konu da görevleri süresi boyunca terörle mücadele eden, teröristlerle savaşan ordumuzun gözbebeği astsubaylar emekli olduklarında ise kendi ifadeleriyle açlıkla savaştıklarını dile getirmektedirler. Birçok astsubayın emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Astsubaylar emekliliklerine yansıyacak şekilde makam tazminatlarını alamamakta. Buyurun bitirelim lütfen. Astsubaylar emeklilerine yansıyacak şekilde makam tazminatlarını alamamakta, maaşlarında yarıdan fazla düşüş yaşanmaktadır. Görev ve makam tazminatı astsubaylar için bir imtiyaz değil, hakkın teslim olacak adil bir taleptir. Son olarak da bir taziyemiz var. Görevde olduğu dönemde FETÖ kumpaslarına karşı dik duruşu ve mücadelesiyle tanıdığımız emekli orgeneral Saldıray Berk'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhum Berk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Size çok teşekkür ederim.